Coşkun Çelik. Dur. Şimdi. Allah'ım, artistliklere bak. Bizim yıllardan bir konuyla başlıyoruz. Geçen defa biraz teaser'ını vermiştik. Evet, Hıncalı Uluç. Yani Hıncalı Uluç'u bizim konuşmamız lazım bence. Ve başlıyoruz. Bak gene çok misyon yüklüyorsun. Yani çok ara sıra böyle güzel bilgiler vereceğiz sadece. İnsanların hatırlamadığı, aa diyebileceği bilgiler vereceğiz. O kadar. Yoksa herkes tanıyor Hıncalı Uluç'u zaten Elif ya. Öyle mi diyorsun? Bence belki de öyle. Unutmuşlardır. Bilmiyorum. Neyse. Bakalım. Bence güzel bir bölüm olacak. Heyecanımız yüksek. Şöyle başlayayım. Geçen defa zaten son bölümde Mustafa Denizli vesilesiyle Hıncalı Uluç'un ismini almıştık. Ve yani sporla ilişkili bir şeyde andık yine ismini. Ama Hıncalı Uluç dediğimiz kişilik tabii ki sadece spordan ve spor yazarlığından ibaret biri değil. Yani moda, sinema, tiyatro, yemek, politika, hatta magazin ve aşk Hıncalı Uluç'un kalemini oynattığı konular arasında. Ama ben en başında şöyle başlamak istiyorum. Hıncalı Uluç kimdir? Hıncalı Uluç bizim hemşerimiz, Kilisli. Daha doğrusu... Bunu söyleyeceğini biliyordum. Ama yok şöyle... İnsanlar aslında... tanımlarken direkt hemşerimiz diye başlıyorsun. Ben ama kategorizeyi seviyorum. O yöreler pek böyle... Şimdi Hıncalı Uluç öyle ya da böyle İstanbul Entelijansı'nın bir üyesiydi. Hı-hı. Ve hani insanlar kökenlerini çok rahat söyleyemedikleri bir dönemde Hıncalı Uluç bunu hep söylüyordu. Yani ben Kilisliyim, Antepliyim, Kilisliyim, Kilisliyim. Atatürk'ün nüfusa kayıtlı olduğu yer. Bence Antep'te çok bir sıkıntı yok yani. Yani bence de yok da işte o yıllarda öyle bir şey olmuştu sanki. Aslında Hıncalı Uluç bunun da önünü açanlardan bir tanesi. Hala söylemeyenler var. Kilisli Edip Akbayram nüfus... çok fazla söylemek istemez mesela. Kilisli nüfusu arttı sanki yanlıştı Hıncalı Uluç'tan sonra yani. Ama Arap nüfusu arttı daha fazla. Öyle bir sıkıntısı var. Neyse tamam dönelim hadi çok tamam. Şey yaptık. Hıncalı Uluç Kilisli. 39 doğumlu. Ankara'da siyasalda okurken kuzenlerinden Mehmet Ali Kışlalı bir gazete çıkartırken Hıncal'dan destek istiyor. Bunlar işte rahmetli Ahmet Taner Kışlalı, Hıncal beraber Yeni Gün diye bir gazete var. Orada çalışmaya başlıyor. Hıncal da bizim gibi o zehri aldıktan sonra bir daha bırakamıyor mesleği. Öyle devam ediyor. 80 senesinde de Ercan Arıklı Hıncal'ı İstanbul'a çağırıyor. Hıncal gel diyor, dergi çıkartacağız diyor ve Hıncalı Uluç bütün Türkiye'nin hayatına girmeye başlıyor 80 senesinden sonra Erkek dergisiyle. Şimdi zaten aslında Hıncalı Uluç deyince benim aklımda önce dergiler çıkardığı dergiler geliyor. Kesinlikle. Ama onun öncesinde sen çok güzel bir Kışlalı mevzusu açtın. Hıncalı Uluç'un mesela ben şimdi yeğenini tanıyorum, abisini tanıyorum. Yani garip bir akrabalık ilişki şeyi de söz konusu değil mi? Var. Birkaç aileyle akrabalık ilişkisi var Hıncalı Uluç'un. Mesela çok sevdiğim birisidir Gürcan abi. Gürcan abi Hıncalı Uluç'a dayı diye hitap eder. Bir taraftan bu işte Bilgiç ailesiyle, Necati Bilgiç, Gürcan Bilgiç de akrabadır. Bir taraftan Ahmet Altan'ın ailesiyle akraba, Ahmet Altan'ın eşiyle daha doğrusu akraba. Mesela Sanem Altan'ın dedesi Hıncalı Uluç'un dayısı. Şimdi Bilgiçlerle akrabalığı var, Altanlarla akrabalığı var. Bir de Doğan Şener diye önemli bir adam vardı. Yani müzikle uğraşanları çok iyi tanıdığı bir adamdır. Hey dergisini çıkartan Doğan Şener. O da bir diğer kuzeni. Demin de bahsettim. Kışlalılar da zaten Hıncal'ın diğer kuzenleri. Şimdi Hıncalı Uluç'un akrabalık ilişkilerini konuştuk ama Hıncalı Uluç eşiyle, dostuyla, arkadaşıyla da, arkadaş çevresiyle de çok bilinen bir isim. Yani öyle ya da böyle hani tabii son dönemlerinde çok hani özel ilişkilerini bilmiyoruz ama işte sevgilisini, eşini, ondan sonra Sezen Aksu ile yakın arkadaşlarını, Ali Kocatepe. O biraz o şeylerle de tanıtalım bence Hıncalı Uluç'u. Kimlerle arkadaştı? Kimlerle beraber oldu? Erkekçi için İstanbul'a geldiğinde Mehmet Yılmaz'la Ali Kocatepe ile ev arkadaşı zaten. Doğal olarak bir müzik camiasına giriş yapıyor. Sonra dallanıp budaklanıyor. İlerleyen zamanlarda Sezen Aksu ve cemaatiyle arkadaş olmaya başlıyor Hıncalı Uluç. Kavgasından birazdan bahsederim belki ama önce şeyi söyleyeyim mesela müzik için de önemli bir adam Hıncalı Uluç. Örnek veriyorum. Özdemir Erdoğan'ın bir şarkısı vardır. Televizyona hazırlanılan bir şarkı vardı. Küçük bir aşk masalı. Onun mesela nakaratları Hıncalı Uluç'a aittir. Çek olsa masallar.
Aynı şekilde Hıncal Uluç Holly'yi Amerika'ya gönderiyor eşiyle. Tabii ki ağlıyor doğal olarak. Sezen Aksu dayanamıyor buna. Ve sen ağlamayı yazıyor Hıncal Uluç için. Vay. Evet. Sezen Aksu'nun da bir kavga sonrası, aralarındaki kavga sonrası Emel'e verdiği bir şarkı var. Sende vefa duygusundan hiç eser yok mu diye. Başka Hıncal'ın vokal yaptığı şarkılar var. Mesela? Fikret Kızılok, Vay Hayvan Vay. O şarkıda vokal yapıyor Hıncal Uluç. Keza şeyde vokal yapıyor. Ali Kocatepe'nin bir şarkısı var. Bundan sonra düşünerek... Bundan böyle düşünerek ha, bundan, adımlarınızı... Ha, o şarkıda vokal elbet yapıyor. Elbet bir gün mutluluktan alırız. Orada. Zaten Sezen'le birlikte değil de şey galiba yani o arkadaşlık ilişkisi. Ali Kocatepe vesile olmuyor mu? Çünkü Ali Kocatepe o sıralar Sezen Aksu'ya çalışıyor bildiğim kadarıyla. Aynı tayfa işte. Özdemir Erdoğanlar, aynen. Ali Kocatepe'ler, Onda Otuşlar, Sezen Aksu'lar, Aysel Güreller hepsi aynı gruptan. Kavgaya sonra gireceğim dedim. Ne kavgası? O zaman girelim kavgaya. Girelim hadi. Ya şöyle bir şey. Dedim ya çok iyi arkadaşlar. Sezen Aksu'nun bir rahatsızlığı var. 2000'lerin başında. Cushing sendromu. O zamanlar bu Cushing, sendrom. Evet. Türkiye'de çok daha fazla bilinen, duyulan bir hastalık hatta değil. Hatta kortizon alıyordu sık sık o yüzden. Bravo. Bu, yani ben de bilinen hastalığı da bir arkadaşım o sendroma yakalandığı için biliyorum. Aklımda kaldı. Hıncal bunu köşesinde yazıyor. Sezen'in hastalığını. O da mahremiyetine dokunduğu için Hıncal'la kavga ediyorlar. Bir daha da görüşmüyorlar diye biliyorum ben. Hala da küsler. Şimdi sen müzikteki arkadaşlarından biraz bahsettin ama mesela benim... Hıncal Uluç'un arkadaşı deyince yegane aklıma kim geliyor tabii ki? Ertekin. Ertekin. Bay Şapka. Ertekin. Ertekin'in ne iş yaptığını ben hiç bilmedim. Ortaköy'de bir tane girişte dükkanı vardı. Mekanı vardı evet. O mekanda Ertekin'le devamlı buluşurdu. Hıncal'ı arayan giderdi orada bulurdu genelde. Ertekin'in yerinde. Hatta şöyle bir şey var. Ertekin'in yerinde Hıncal'ın yaptığı bir... yaptığı demeyeyim artık bir oluşumu da vardı. Bir salı toplantıları yaparlardı. Ertekin'in yerinde. Doğru. İşte orada ama şeyler gelirdi sadece. Belli insanlar. Evet. İşte az önce saydık. Ali Kocatepe gibi, Ali Poyrazoğlu, Celal Doğan. Bu Papermoon toplantıları. Aynen. Mustafa Sarıgül. Yani Ünal Özak zaten kankasıdır onun. Yani o sevdiği insanlar hep beraber orada buluşurlardı. Ertekin'in yerinde. 90 dakikada bir süre ben prodüksiyon asistanlığı yapmıştım. Sonra 90 dakikanın öncesinde de o yaz NTV Spor'a stajyer olarak girdiğimde olimpiyat senesiydi. Euro 2008'in arkasında olimpiyatlar olmuştu. Olimpiyat programında da asistanlık yapıyordum. Mert abi, Hıncal Uluç, öyle bir program yapıyorduk. Bana hep böyle şey normal yani bu hani söyleyeceğim şey haddimi aşmak gibi olmasın ama gerçekten naif olarak tasvir etmeye çalışıyorum. Hiç bana böyle normal insan gibi gelmiyordu. Hep böyle android gibi geliyordu ya. Daha doğrusu böyle insanüstü. Hani anlatabiliyor muyum? Hani böyle... Ben sabahta çalışmaya başladım Hıncal Uluç'la. Devamlı asansörde karşı karşıya geliyorduk. Ben çok mutlu oluyordum Hıncal Uluç'u gördüğümde. Ama ben özel bir hayranlığım vardı adama karşı. Ama senin bu bahsettiğin ne zaman oluyor? 2000'lerin başı işte. 2000'lerin başı yine iyiydi işte. 2008'den bahsediyorum ben. Zaten kısa bir süre sonra da bıraktı televizyonu. Doğru. Ama televizyon demek sadece 90 dakika demek değil. Tabii şöyle bir şey. Orada bir ayrı bir sayfa açmamız tabii, lazım. Tabii Hıncal'ın televizyona adım atması bu İnanoğlu'yla arkadaşlığından dolayı bir başka geceyle başlıyor aslında. Bir başka gecenin içinde 10 dakika İnanoğlu diyor ki sen gel diyor burada soru cevap yap diyor. O da futbolcular alıyor genelde zaten programını. Metinler, Pelagaziler, Ünallar, Hamiler onlarla konuşuyor. İlk dalışı öyle programlar. Efendim iyi akşamlar. Bu akşam iki genç aktif futbolcu konuğumuz var. İki Trabzonlu Ünal ve Hamil. Şöyle girelim. Bilen vardır bilmeyen vardır. Şu Trabzonlu oluş hikayeniz yani Trabzon'a gelene kadar ki
hikayenizi bir kısaca. Devamında şaka programı yapıyor. Merve İldeniz'le beraber. Önce Uluç ve Şaka gerçekten. Evet. Yan yana gelmeyecek. 40-45 bölüm devam etti. Gayet de güzel programdı. Orada izliyorduk yani Önce'li Şaka programında. Ertesinde Kale Arkası. Hakikaten fenomen programdı. Erman'la Hıncal'ın yan yana gelmesi. Hatta o program sayesinde insanlar birbirine hocam diye hitap etmeye başladılar. Gerçekten. O her ne kadar karşılaşma daha önce olsa bile o yere serdiği bir selpak vardı. Daha doğrusu tuvalet kağıdını serip evet, topun çizgiye geçip geçmediğini onunla hesaplamışlardı. Fenomen programdı. Hıncal'cığım, pazartesi günü akşam yine buluşalım. Yani aslında o salı oluyor genelde. Bu hafta hocam maçlar da var. Saat doğru. Saat 2'yi geçiyor da salı diyor. Pazartesi diyorum, salıya bağlayan gecelerde. İlerlemiş bir saat daha. Gece kuşundan önce. Ve ardından 90 dakika. Hakikaten insanlar oturup Hıncal ne özellikle diyecek diye bekliyorlardı. Kenan abinin zamanında. Allah rahmet eylesin. Çok naif adamdı Kenan Onuk. Çok kibar bir adamdı. Ben çok kişiyle muhatap oluyordum sabah gazetesi civarında. Kenan Onuk hakikaten en kıymetlilerden bir tanesiydi. Çok kibar bir insandı. Aynen öyle. Şimdi sen bir başka geceden bahsedince aklımda programın jingle'ı döndü ya. Onu koyabilir miyiz buraya? Bir başka gece. Onun müziğini kim yaptı acaba? Bu gece, bu gece bir başka gece. Bir başka gece de yaptığı köşede saymıştın ismini Prekazi. Asıl çok meşhur bir laf vardır ya Elif, hani koşsam Real'de oynardım lafı. Evet. İşte o programda çıkan bir kelime zikredildi. O. Aynen, Hıncal'ın sorusu yani daha doğrusu. Prekazi'ye sorulan o soru, sen niye koşmuyorsun? Koşsam Real'de oynardım, Hıncal'a verilen bir cevap. Yıllar içinde sürtüştüğü, ters düştüğü isimler ne oldu? Bunlardan biri de herhalde kimdi? Kimdi? Fatih Terim. Fatih Hoca'yla çok fazla bir araya gelmiyorlardı Fatih Hoca'yla. Hatta Fatih Terim'in televole programlarından bir tanesinde Hıncal Uluç'a sarf ettiği sözler var. Hıncal Uluç diyor ki Fatih Terim bana inat tandem oynatıyor. Ya sen kimsin ki? Ben onu anlamadım yani. Galatasaray kendini Hıncal'a beğendirmek zorunda mıdır? Ben onu anlamıyorum. Gelsiniz. Sen kimsin? Nesin? Daha önce başka takımlıydın, döndün, bu takımlı oldun, döndün, o bir takımlı oldun. Basketi bilirsin, voleybolu bilirsin, atletizmi bilirsin, modayı bilirsin. Türk Hava Yolları'nın niye öyle gitti onu bile, trafik polisi yanmış. Hakem en son forma işine de el atmış. Bunlar firavun. Bunlar firavun. Ama her firavunun da Musa'sı vardır. Bir Musa'sı vardır her firavun. Bak ondan ben bir gün yemek yesem, yemin ediyorum gelmiş geçmiş en büyük hoca ben olurum. Aslında o Fatih Terim'in sarf ettiği sözler sadece Fatih Terim'e ait değil yani. Birçok Türk halkından birçok insan böyle düşünüyor. O eleştiri nedir? İşte Türk Hava Yolları'nı bilirsin, onu bilirsin, işte güzelden anlarsın, işte yemekten anlarsın, modadan anlarsın diyor ya Fatih Terim herif. Gün döndü, devran döndü. Şu anda o Fatih Terim'in yaptığı eleştiri aslında Türk halkının tamamı için yapılıyor. Şu anda herkes bir şekilde her şeyden anlıyor. Hıncal Uluç oldu yıllar sonra. Çok ilginç bir şey anlatacağım. Bir perşembe günüydü. O zamanlar perşembeleri Hıncal Uluç spor yazardı sabah gazetesinde. Gazeteyi aldım, okula gittim. Etiler'de edebiyat hocamız vardı. Serpil Kencevay. İşte gazeteyle gelmek yasaktı herhalde ki bana o soruyu sordu. Sen niye gazete aldın geldin diye. Dedim bugün Hıncal'ın yazısı var, spor yazısı, o yüzden aldım dedim. Aman dedi, o da her şeyi biliyor dedi. Tamam mı? Dedim bilebilir insanlar dedim, bir şeylere ilgi gösterir, okursa ederse bilebilirler, bu normal bir şey dedim. Hayır, hiç kimse her şeyi bilemez dedim. Şimdi bugünkü geldiğimiz toplumda herkes her şeyi biliyor. Yani futbol meraklısı bir adam 2-3 dakika sonra Twitter'da gördüğümü söylüyorum tabii ki yani. Basketbolla ilgili tweet atabiliyor. İşte o anda bir tenis maçı varsa oraya yetişip son dakikada Djokovic ne aldı be maçı diye yazıyor, oradan yapıyor. İşte Euroleague olduğunda oradan giriyor. Tamam mı? İşte selfie çekip kıyafetini gösteriyor.
eleştirdiğimiz adama dönmedik mi yıllar sonra tekrar yani? Doğru. Ben eleştirmedim gerçi ama bütün şu anda herkes her şeyi biliyor. Netflix'te film izliyorlar. O film güzel, bu film kötü. Her yerdeyiz. Demek ki o zaman şöyle söyleyeyim değil miyiz? Hıncıl Uç döneminin öncüsü ve şu anki aslında blog ve sosyal medya kültürünü köşesinde uygulayan biriydi. Kesinlikle yani. Öyleydi. Yani Hıncıl Uç Türkiye'nin ilk bloggeriydi. İlk totemcisiydi. Hep Fener şampiyonu oluyordu ya. İlk trollüydü. Yani ilk Twitter'ıydı. Kısa kısa yazılar. İlk Facebook'uydu. Duvarında Utkular, Hakanlara aynen, bölüm doğru. veriyordu. Yani şu anda sosyal medyaya dair YouTube hariç ne varsa her şey zaten önce oluştu bir zamanlar. Twitter yazmıyordu da köşesini taşıyordu işte. Kesinlikle öyle. Hiçbir zaman Galatasaray taraftarının olduğunu gizleyen bir insan değildi. Hatta ilk taraftar yazar diyebilir miyiz? Bu kitap. Zaten bu kitapta şu kapak sırf bunun için yapılıyor. Ya bu ülkede hani Hıncal şu kapağı koymuş. Demiş ki kardeşim futbolu seviyoruz. Futbolu sevmemin sebeplerinden birisi de bir takımın taraftarı olmak. Yani aksi mümkün değil zaten. Hani Süleyman Demirel der ya hep yani ben derdi rahmetli daha doğrusu. Maç izlerken bir taraf tutarsın ki keyif alman lazım. Yani bir takımı tutuyorsun öyle başlıyorsun. Ben Galatasaraylıyım. Futbolu sevdim. Öyle devam ettim. Öyle mesleğe girdim. İnsanlar takım tutarlar. Ya bu ülkede ya abicim Rıdvan, aksi mümkün değil diyorum zaten sana. Rıdvan Bilmen kaçınmıyor. Şanzal Büyükoğa kaçınmıyor. Hıncal kaçınmıyor. Hangi takımı tuttuğunda. Ama günümüzde gel gör ki birine bir şey yazdığında sizin takım dediğinde arıyor kardeşim tweet ister misin? Ne oldu? Anlamasınlar. Anlasalar ne olacak zaten? Adam bu yüzden çıkartılıyorum bu kapağı. Rahat olun. Herkesin bir tuttuğu takım vardır. Bu normal bir şey. Türkiye'de evet Can Kozanoğlu'nun deyimiyle ilk kez tuttuğu takımı açık açık deklare eden insanlardan birisidir Hıncal Uluç. Hatta şey köpeği vardı bir tane. Kaniş ufak köpeği vardı. Her yer onunla gidiyormuş. Bize anlatırlardı işte Gelişimspor'a, Florya'ya vesaire. Köpeğin adını biliyor musun? Ne? Cimbom. Ne güzel. Fenerliler dalga geçiyor. Galatasaraylılar küfür ediyorlar. Adam diyor ki benim hayatta en sevdiğim şey Cimbom. Ki Hıncal'ın eskiden Fenerli Beşiktaş olduğu dair rivayetler de var. En sevdiğim şey Cimbom. Adını da köpeğe koydum. Bunda ne var kardeşim diyordu. Köpeğini de seviyor abi. Yani köpeği zaten seviyor. Niye aşağılıyorsun aynen. ki şeyi? Neyse buraya bir saldır Galatasaray şeyi koyalım mı? Ama işte bak gel gör ki biz hani hep şey yapardık ya 90 dakikada Hıncal ne diyecek? Ama 90 dakika eşittir saldır Galatasaray. Saldır Galatasaray. Evet. Hatta. Bizimki maç başladı 25 dakika saat tuttum. 25 dakika durmaksızın tezahürat şu. Lay 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 saldır Galatasaray. Lay 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 saldır Galatasaray. Lay 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 saldır Galatasaray. Lay 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 lay. Program ben 25 dakika unutmayacağım. Şimdi bak bu kadar zaman konuştuk. Hep dergilerden bahis açıyoruz abi. Ben de dedim ya sana hani Hıncal Uç benim için çıkarttığı dergilerdir aslında. Ve bence ne zaman Türkiye'de dergicilik öldü? İşte o zaman gerçek entelektüeller kayboldu. Ben öyle düşünüyorum artık. Tamam hani dergi tüm dünyada can çekişen bir sektör ama bir şekilde birilerinin de bunu devam ettirmesi lazım. Şimdi artık eski dergiler yok. Türkiye'de şu an erkekçe gibi bir dergi çıkarılabilir mi? Kadınca gibi bir dergi çıkarılabilir mi? Ben soru işareti taşıyorum. İmkansız gibi geliyor bana ve bu isimler bunları yaptı. Tabii Hıncal Uluç'u anıyoruz şu an. O ekibi de aslında komple anmak lazım. Ama bence biraz ondan bahsedelim. Bahsetmemiz gereken yerin esas o olduğunu düşünüyorum. Galiba eksik sayısı yok bende erkekçinin, kadıncanın. Kadıncayı Duygu Asil'e çıkartıyordu. Evet. Erkekçinin başında Hıncal vardı bir nevi. O yönlendiriyordu daha doğrusu. Mehmet Yılmazlar'la beraber, Ali Kocatepe'yle beraber. Öyle başlamışlardı. İnanılmaz dergiler. İçinde her kesime hitap edebilecek bilgiler, röportajlar. Nadiren de tabii ki açık seçik fotoğraflar ki o yüzden bir dönemde torbaya girmişti zaten Erkekçi dergisi. Hıncal'ın şöyle bir hizmeti var spor alanına. Cumhuriyet Spor'u çıkartan ekibin de başlarından birisiydi. Efsane bir dergi çıkartıldı Cumhuriyet'te. 2 yıl boyunca Hıncal Uluşlu, işte Fatih Altaylılı çok güzel bir dergiydi Cumhuriyet Spor dergisi. Bir de Gelişim Spor tabii ki. Tamam. Orası zaten Gelişim Spor ilerleyen yıllarda içinden yetişen o stajyerlerle Türk medyasına damga vuran isimler çıkarttı o dergi. Yani ben sana zaten bunu söylüyorum. Bence Gelişim Spor özel bölümü yapmamız lazım. Onu Mert abiyle yapalım. Hatta konuklu monoklu şöyle. Mert abiyle yapalım. Aynen. Onu. Böyle bir saat, bir buçuk saat. Aynen. Ya şöyle bir şey. Hem dergi kültürüne yön verdi Hıncal Uluç. Demin de bahsettiğimiz gibi televizyonlarda mesela 90 dakika.
90 dakika programı şu andaki birçok TV programının tabii, atası. Tabii öncesi evet, atası doğru. Doğru söylüyorsun. Yani bir yandan mesela bu kadar nasıl diyeyim tekrar söylüyorum işte entelektüel camiaya yön verecek bir kapasitesi de vardı. Ama diğer yandan yani kirli magazin dediğimiz şeye de malzeme olan durumları oldu mesela. İşte yaptığı çöp çatanlıklar işte en son mesela işte hani Ece Gürsel'le anılması. Tanımlayamıyoruz mesela yanında hep böyle birileri oluyordu. Didem Taslan ne alaka diyorsun? Hıncal'la Didem Taslan'ın yan yana ne işi var? Ece Gürsel yan yana ne işi var diyorsun? Onların bir tane komik salıncak sahnesi var hatırlıyor musun? Dedi? Hatırlamaz mıyım? Hafızamdan silmek istiyorum. Yani bir kadının kendi kişiliği içinde seçtiği mesleği yapıyorsa bu mesleği... Allah! Ay. Aha inanmıyorum. Harika bir görüntü. Şöyle bir şey var. Madem çöp çatanlık dedin. Şöyle bir hikayesi var. Mine Baysan var. Eski güzellerden, mankenlerden. Erkekçe, kadınca dönemleri. Evet. Diyor ki... Git diyor Erhan'la röportaj yap. Hıncal'da ekstra bir libero hayranlığı vardır. Git Erhan'la röportaj yap diyor. Gönderiyor. Mine ile Erhan Yonal tanışıyorlar ve evleniyorlar. Hıncal vesile oluyor. Sonra da kızları mı oluyor? Sonra da tabii kızlar oluyor yani. Olmasın mı? Hayır bağlardın. Ha yok. Yok ama daha önce bağladık onu zaten. Evet. Ya. Kızları da dizi oyuncusu şu anda. Bu arada mesela sanki o dönemlerde öne çıkan ilişkilerinden bir tanesi de Bedri Baykan'la mıydı? Hıncal'ın çok çevresi var ama buradaki asıl detay ne Elif? Oradaki asıl detay Hıncal Uluç'un Harika Avcı'yla aynı filmde oynaması. Aaa! Yani şöyle bir şey. Gönül Garip Bir Kuştur diye bir film var. Bedri Baykan'la Harika Avcı oynuyorlar. Bedri Baykan diyor ki Hıncal'a gel diyor. Sen de bir sahnede görev al. O da gidiyor oynuyor filmde. Şu an böyle bir kokteyl yapamazsın mesela. Bir film çok için. Zor. Çok zor. Çok zor. Baktınız mı resimlere? Daha bakmadım ama. Bir dakika bakar mısın? Pardon. Dayıcığım yemeğe davet edelim Ayşe'yi. Gelir miydin? Yemeğe gideceğiz birazdan. Arkadaşımla olacağım ama bilmem. Onu da davet edelim. Bu fuları takmışsın ama dördüncü skorunu tutuyorsun değil mi? Kendi hayal. Revanşı da biz alacağız. Bak görürsün biz alacağız. Önümüzdeki maç da bizim. Kestin bizi. Hadi bekle. Peki şey, sen Cumhuriyet Spor'dan bahsettin ama tabii zaten abisinin ismini falan da anladık ama tabii Öcal Uç parantezi açmamız lazım herhalde. Öcal herkes şey olarak merak ediyor. Ya işte bu Hıncal'la Öcal nasıl böyle işte böyle hınç dolu iki isim. Evet abi tamamen, niye böyle isimler koymuşlar tamamen ya? Tamamen tesadüf. Öç al, hınç tamamen al. Tesadüf. Şöyle bir şey, Hıncal'ın galiba annesi kiliste bir din adamının kızı. Babası gidip istiyor kızı ama aracı olarak da giden kişinin adı zaten şey, soy ismi Öcal. Hmm. O yüzden abisine Öcal ismini koyuyorlar. Hmm. O istemeye vesile öteki olan kişinin adını vermek için. O da uyumlu olsun diye Hıncal koyuyorlar. Hmm. Aslında bundan ibaret. Hıncal Uluç'un hayatında tam hani Ece Gürsel geyi falan filan yaptık ama tabii bu adamın bir eşi oldu, başka bir sevgilisi oldu falan onları da bir konuşalım mı? Gereksiz bilgi vereyim o zaman burada. Şimdi Holly ile 9 yıllık bir ilişkisi var, evliliği var. Holly işte Amerika'ya gidiyor, bu gitmek istemiyor. Holly de burada kalmak istemiyor. Ayrılıyorlar. Demin dediğimiz o Seni Ağlama şarkısına konu olan ilişki. Asıl kimsenin çok fazla bilmediği bir sevgilisi var Hıncal Uluç'un. Hala Soygazi. Ne diyorsun ya? Evet. Böyle de bir bilgi var yani. Gereksiz bilgi ama olsun. Hıncal Uluç bütün medyanın gelişim sürecine de başından sonuna kadar şahit olduğu için hani gazeteden dergiye, dergiden televizyona, hani öncesinde radyoya bilmem ne vesaire falan. Tabii bu özel televizyonların çıktığı ve serpildiği dönemi de zirvede yakaladı Hıncal Uluç. O dönemlerin tabii en çok magazin falan programları liste başıydı falan onları konuştuk ama bu olaylar ve bu kişilikteki yani kişiliğindeki bu değişim ve gelişim, daha doğrusu gelişim denmez hatalı oldu ama vurulmasına ön ayak oldu mu sence? Yani o muhabbet çevresinin değişmesi. Doğru, Hıncal çok popülerdi. Hakikaten çok okunuyordu. Ve o dönemde Gazeteciler Cemiyeti'ne sanırım açık mektup yazmıştı. O açık mektuptan da rahatsız olan bir isim vardı. Uğur Çakıcı. Hı hı. Galatasaray'ın artık eski başkanı diyeceğiz. Mustafa Cengiz'in sahip olduğu petrol şirketi vardır.
3. Levent'te Shell. Hı hı. Çilekli Tesiri'nin yanında. Benzin istasyonu. Oradaki istasyonda vuruldu Hınca Uluç. Ama çok şeyi tantanası uzun sürmedi o işi. Çabuk kapatıldı. Bir de o sıralar çok insan vuruluyordu o yüzden de. Doğru. Doğru. Popülaritesini yitirmiş olabilir. Hıncal o günlerde Show TV'nin yayınlarında özellikle yorumcu olarak maçları sunardı. Vurulduktan sonra da mesela şeyde Galatasaray'ın Frankfurt maçlarında, Roma maçlarında hep yorumcu Hıncal Uluç'tu İlker Yasin'in yanında. İlerleyen dönemde vurulunca baktılar ki yukarı çıkamıyor Hıncal Uluç. Sağ kenarına getirdiler Hıncal Uluç'u. Sağ kenarında ayaklarını uzatıp maçı izliyordu. Öyle yorum yapıyordu. Hatta bir Antep maçı var benim zihnimde. Orada yorumcu Hıncal Uluç'tu. Boliç vurdu ve top out'a gitti. Uluç 15 dakikalık bir zaman kaldı. Nasıl bir futbol izliyoruz şu an? İnanılmaz bir tempoda. Yani bu dakikalarda oyunlarda durulması lazım. İki takım da çok yüksek tempoda oynuyorlar. Fevkalade güzel bir maç oluyor. Yani seyri de hoş. İki takımı da yürekten kutlamak lazım. Bu dakikada böyle bir... Ve gol topağalarda. Topağalarda gol. Gaziantepspor'un golü geliyor. Moloi topağalara gönderdi. Az hata yapıyordu Galatasaray savunması. İşte bunlardan biri, 3 kişi o kafayı vurdurdular. Peki bir şey söyleyeceğim. Şu kitabı gösterdin. Şu kitaptan en enteresan bilgi ne? Burada enteresan bilgi yok. Burada Hıncal Uluç'un geçmiş yıllarda yazdığı yazıların derlemesi var. Zaten şöyle bir şey var. Hıncal Uluç bir ara 90'ların ortasında okulda giderken, Etiler işte 559'a binerken, 43R'ye binerken gördüğüm manzara vardı. Boğaziçi'nde okuyan kızların elinde bir Lal kaseti vardı, Sertab Erener'in. Bir de Hıncal Uluç'un kitapları vardı. İşte o şey hikayeleri var ya, kapıyı anahtarla açma hikayesi, işte atıyor denize onun için fark etti hikayesi. O zamanlar seviliyordu. Yani kızlar seviyorlardı. Hıncal çok seviliyordu. TÜYAP da fuarda en çok kuyruk Hıncal'ın önündeydi vakti zamanında. Ben mesela en çok şeyi merak ediyorum abi. Bu kadar hükümetler değişti, bu kadar işte Türkiye değişti. Gelişti, geri gitti, gelişti vesaire falan ama Hıncal Uluç hiç sabahtaki köşesini bırakmadı. Ben sabahtaki sözleşmesini mesela aşırı merak ediyorum. Ben ne de var merak da bırakmıyor ediyorum. Yani? En son çok sağlam bir teklifi Habertürk yaptı diye biliyorum. Yine bırakmadı. En son dediğin yine 2000... Vatan yani 2008, onlar 2009 civarı. Ve gitmedi, ayrılmadı sabahtan. Vatan çağırdı, gitmedi. Çok yerinde kaldı. Ben de senin gibi merak ediyorum. Nasıl bir sözleşme var acaba diye. Evet. Ya da ne düşünüyor? Evim diyor tamam da tek cevap bu olamaz herhalde. Peki yani gazeteci midir? Yani gazetecilik dersi parantezinde açıkçası. Verir. Hıncal hakikaten gazetecilik dersi verir. Hatta bir unutmuyorum 86 yılındaki Playboy röportajı var Jüpiter Valit. Orada mesela Jüpiter Valit Hıncal'ı övüyor. Bu bir. İkincisi köşelerinde zaten okuduğumuz için biliyorum. Hakikaten ders verir. Başlık nasıl atılır? Üst başlık nasıl yazılır? Alt başlık nasıl yazılır? Habere nasıl başlanır? Nasıl devam edilir? Çok anlattı Hıncal Uluç onları. Ben de çok okudum onları. Az çok Hıncal'ın istediği gibi haber yazabilirim. Mesela benim Hıncal'dan etkilenip de devamlı rahatsız olduğum bir şey var. Sabah gazetesindeyken arardı cumartesileri, pazarları, maç kaç diye sorardı. Hı hı. O zamanlar internet çok fazla yaygın değil, tamam vardı ama ben gerginlikten Hıncal'ı haber yiyebilir diye devamlı maçların sonuçlarını takip ederdim. O an için kendi içime yaramasa bile biri aradığında cevap verebilmek için. Şu gün olmuş hala bakarım maçların sonuçlarına, maç kaç devam ediyor diye sırf o korkudan yani. Biri arayıp sorarsa diye. Öyle ama yani. Bizim derdimiz şey değil ya, Hıncal'ı sevebilirsin, sevmeyebilirsin. Hıncal'ın sadece özel bir adam olduğunu söylemeye çalışıyorum. Bir ekol olduğunu söylemeye çalışıyorum ben sadece deminden beri. Ki en çok sevilmeyen yazısından bahsetmedin sen hala bu arada. Hangi yazısı? Testi yazısı. Doğru ya bak yani bir yandan da işte bahsetmek ya bilmiyorum ne kadar şey yani. Yani çok korkunç bir olaydı. Evet. Ya ben hala mesela böyle tam olarak aydınlanmadığını ve işin içinde başka şeyler olduğunu falan düşünüyorum ama neticede hani... Bir de az önce akrabalık ilişkisinden yani, bahsettik. Evet. Ya Hıncal'ın dayısı... Maalesef yani başrol işte yani bir kadın olunca ve yani hani dahası çocuğu olunca ve hani gerçekten hani hak etmediği bir şekilde hayatı son bulunca insan şey yapmaktan imtina edebiliyor bazen. Defne Joy'dan bahsediyorsun.
su testi. Yine benim dediğim lafa gelmiyor muyuz? Yani kimse kimseye ahlak dersi verecek kadar ahlaklı mı? Yani kime ne? Ya abicim bak şimdi mesela ben orada şöyle düşünüyorum direkt, tamam mı? Yani sen yıllarca Duygu Asena'yla birlikte kalem oynattın. Yani böyle bir şey yapamazsın. Yani Duygu'nun hatırına yapamazsın yani bunu en azından. Anlatabiliyor muyum? Haklısın. Benim jenerasyonumun demin de dediğim gibi hakikaten beklediği, okumak için sabırsızlandığı ya da 90 noktasında izlemek için yani sabırsızlandığı bir isim vardı. Sonrasında benim kendi görüşüm, benim uzun dönem ne yazmış Fikri diye merak ettiğim birisi daha vardı. Mehmet Demirkol mesela. Doğru. Ondan sonra kimse gelmedi. Hiç doğru. Kimse ne diyecek diye merak etmiyorum artık. Öyle bir adam kalmadı çünkü. Son temsilcisi Mehmet Demirkol'du. Sonra da bitti. Doğru. Güncel bir şekilde hep hayatımızda oldu. Yani yazısında işte trafik kurallarını anlattı. Bir nevi şikayet ortamıydı. Biraz fazla gaddardı, insanları işten kovdurturdu. Öyle yazılar yazardı. Tabii yani şey de oldu. Siyasete yani, politikaya çok girmezdi. Hayır mesela son dönemlerde şey bak hani 2010'lara doğru olan ve ondan sonra olan yazılarına bak. Çoğu arkadaşımızı yani televizyon mesela televizyon eleştirisi olarak da kullanırdı köşesini. Evet. Yani 3 ay önce övdüğü arkadaşımızı 3 ay sonra gömüyordu yani. Aynen, en son Mehmet'i gömdü. Politikayla çok ilişkisi olmaz diyorum ama amca dediği bir isim var. Aslan amca dediği bir isim yani var. Yani işte. Aslan Türkeş. Ama yok şeyi hep söyledi. Hiçbir zaman sağ partiye oy vermedim der. Ona hep söyler. Hıncal böyle bir adam. Kabaca aklımızda kalanlar bunlar. Haftaya ne yapıyoruz? Ya haftaya demeyecektim. Haftaya demiyoruz. Haftaya demiyoruz. Bir sonraki bölümde bence gündemle alakalı bir şey yapalım. Şu anda bir şey söylemeyelim. Sürprizlerin var galiba bizim. Ha vallahi yok. Vallahi ha, aklında yok. Bir şey yok yani. Aklımda yok. Aklımda yok. Birkaç bir şey var daha karar vermedim. Peki tamam o zaman. O zaman hadi kendine iyi bak. Sen de. Görüşürüz Elif. Bay bay. Bay bay.